Bana bak. Dün gördüklerini bir yerde söyleyecek olursan... Korkma, söylemem. Ayrıca sizi seyretmekten de hoşlandım. Terbiyesizlik etme. Aa! Siz yaparken terbiyesizlik olmuyor da ben seyrederken mi terbiyesizlik oluyor? Selamlar. İkinci bölüme hoş geldiniz. Ben Berkay. Hoş geldiniz. Ben Anıl. Ve konuğumuz sayın din kültürü ve ahlak bilgisi profesör doktor. Böyle tanıtsak ki hocam sizi. Efendim, ben Deniz, din kültürü ve ahlak bilgisinin ahlak bilgisi kısmından sorumlu olan. Evet. İlk bölümden sonra özellikle. Hoş geldiniz hocam. Sizi bütün... Hoş geldiniz hocam. Merhabalar çocuklar. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Süheyla Hoca'yı çok kısaca tanıtalım izleyicilerimize. Süheyla Hoca bizim ahlak bilgisi dersimize giriyordu ama biz dersi dinlemediğimiz için şu an bu haldeyiz. Süheyla Hoca bizim ortaokuldan fen bilgisi öğretmenimiz ve bütün bu bilime, ilime olan bütün ilgimiz kendisinin sayesinde. Bugün mühendis olduysak kesinlikle. Ahlaklı olamadık ama işte. Evet. Evet, öyle oldu. Yani güzel çocuklar, yetiştirdik sizler. Sizi ilk bölümde ağırlamak isterdik ama bir açılış yapalım dedi baş başa. İkinci bölümümüzde sizi ağırlıyoruz. Ama evet, biliyorsunuz bizim programımızın bir konsepti var. İlk bölümde anlamış oldunuz. Ahlaksızlığın dışında tabii ki. Gerekli dress code'u sizde göremedik. Kıyafetinden bahsediyorsun. Ne gömleği diyorduk kardeşim. Ya evet, bu konuda ben düşündüm. Dedim ki önce eğitimci kişiliğimi yansıtan bir kıyafetle karşılarına çıkmalıyım dedim. Sonra dedim ki ya olmaz, çocuklara uyum sağlayayım. Şöyle güzel bir gömlek giyeyim dedim. Hayda. Size uyum sağladım. Şu an buraya bir alkış efekti koymak istiyorum ya. Evet ya. Yani dedim gerçekten ki bu gömleklere ancak bu gömlek yakışırdı. Sizin için en güzel, param varsa ne rahat gömleğini giyerek geldim. Şu anda da çıtayı yükselttiniz, bizi gölgede bıraktınız yalnız. Evet. İstiyorsan verebilirim Anılcığım, her zaman. Vallahi çok memnun olurum. Ne yalan söyleyeyim. Evet, harika. Gömleklerimiz de o zaman Alelade Sohbetler programındaki ilk konuğumuzun harika gömleğiyle başlıyoruz. Konuğunuz olmaktan dolayı çok büyük bir heyecan duyuyorum. En son sanırım Anıl'ın Desti izdivacında görüşmüştük diye hatırlıyorum. Evet, doğru hocam. Sizler locadaydınız ben. Betül Hanım'a talipken. Yeni açılmış olan kanalınızda ilk konuk olarak beni alıyor olmanız beni de çok mutlu etti. Hatta inanılmaz da heyecanlandırdı. Hocam şimdi isterseniz herkesin çok merak ettiği, siz de bir eğitimci olarak buna katkıda bulunursunuz. Şu soruyu soralım size. Bu korona karantina günlerinde eğitim işleri nasıl gidiyor? Yani siz hayatınıza nasıl devam ediyorsunuz? Ben aslında fizik mezunuyum ama fen bilimleri öğretmenliği yapıyorum. Derslerimize biz Google Meet üzerinden online devam etmeye başladık. 5 gündür kesintisiz bir şekilde çocuklarımla her gün mutlaka 4 saat birlikteyim. Ben onlar için ön hazırlık yapıyorum. Zaman zaman onlar için videolar çekip YouTube'a eklemek durumunda kalıyorum. Okulumuzun bir kanalı var YouTube'da. Oradan ders videoları çekiyorum. Siz de mi YouTuber'sınız? Ben böyle sizin kadar aktif kullanamıyorum ne yazık ki. Online deneme sınavları hazırlıyorum her gün. Şu ana kadar aslına bakarsanız eğitim çok sekteye uğramadı. Tabii ki okuldaki gibi olmuyor. İletişim gerekiyor. Tabii ki böyle iletişiyoruz ama eğitimde biliyorsunuz göz göze bakmak, arada bir dokunmak lazım yani çocuğa. Şöyle aynen. Sırtını tutmak, ya arada böyle kafasını kolunun altına almak falan lazım. Bize yaptığınız gibi böyle uçan tekmeler falan. Tebeşir fırlatmıyorum ama artık kalem fırlatıyorum anlatırım, haberin olsun. Öyle bir durum var. Öyle şeylerim var biliyorsunuz. Derse girdiğimde öğrencileri bulamayıp Ankara'daki o malum dershanenin karşı tarafındaki internet kafelerden çocuk toplamıştım vardır zamanında ama. Narkotik şube gibi. Sizden sonraki dönem bozuldu çok. O zaman o çocukları 30 yaşında hiç görmek istemem ben hocam. Yani bu şekilde devam ediyoruz çocuklar. Yani sizce oluyor mu peki yani gerçekten? Ne kadar efektif oluyor? Çocuklar bir ekranın karşısında sürekli oturuyor. Hepsi çok hareketsiz. Tabii ki sağlık açısından iyi olduklarını düşünmüyorum. Ama eğitim açısından doğru. Yani %100 tabii ki verim alamayız belki ama %50-60'lar civarında. Bazı çocuklarda çok iyi geldi mesela bu eğitim. Ya o şeyden olabilir mi hocam? Ne kadar uzak olsam öğretmene o kadar iyi falan. Ha, bu zihniyette olanlar var. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Ya da dersi dinliyormuş gibi görünüp alttan şey yapan falan. Sen ne diyorsun Daçe? O gün velinin bir tanesi aradı beni. Dedi ya hocam şikayetçiyim. Benim oğlan dedi Türkçe dersinde dedi. Arkadan dedi Skype'dan arkadaşıyla konuşuyoruz. Nasıl yani dedim. Ben dedi kapıdan geçerken gördüm. Buna nasıl bir çare bulacağım? Dedim rahat olun bana bırak. Arada ben böyle açıyorum. Adacım sen söyle diyorum mesela bir öğrenciye bir soru soruyorum. Adada ses yok. Adacım o Skype'ı kapat buraya gel diyorum. Çocuk diyor hocam nereden biliyorsun nasıl yazıyorsun?
Eğitim kısmı belki dediğiniz gibi devam ediliyor olabilir ama o yaşlarda sosyal etkileşim çocukların böyle şey yaşayamıyor olması çok üzücü bence. Öğrencilerin sosyalleşebildiği tek ortam okuldu. Sistem aslında buraya doğru devam ediyor. Yani yakın bir zaman içerisinde belki de artık okulu sadece sosyal aktiviteler için kullanmaya başlayacak çocuklar. Eğitimlerini gerçekten bilgisayar üzerinden alacaklar. 20-30 yıl içerisinde böyle bir durum gerçekleşecek bence dünyada. Mantıklı bir teori. Evet ama ben Anıl'ın dediğine de katılıyorum. Çünkü ben o yaşlarda hocam sosyalleşmek uğruna biraz da böyle hani karşı cinsi de tanıyorsun ya özellikle ortaokul yıllarında. Ben böyle kızların eteğinin altını açıp dayak yemekle bitmiş olsa da bu hikaye en azından karşı cins tanımak adına çok güzel bir deneyim oluyordu. Şimdi evde çok zor böyle şeyler yani. Ya biz onu şimdi artık teoride öğretiyoruz canım. 6-7. Sınıflarda üreme konusu var. Orada zaten yeteri kadar ayrıntılı bir şekilde anlatıyoruz. Oradan öğreniyor artık çocuk. O konuda da biraz daha online tabanlı bir öğrenme şekline geçmiş olabilir Berkay çocuğu. Biliyorsun ekranın başında daha fazla vakit geçirmekten dolayı. Siteler var yani özellikle üreme konusunda detaylı anlatan siteler var. Yani eğitim siteleri hocam yanlış anlamayın. Çocuklara yani neyin nereden girdiğini nereden çıktığını falan gösteriyor. Konunun hangi konunun girdiğini falan o anlamda. Seni çok iyi anlıyorum Berkay'cığım. Biz o konuyu ailelerimize şöyle uyandırmaya çalıştık açıkçası. Dedik ki aile koruma şifresi alın mümkünse. Çocukların nereye girip çıktığını böylece anlayabilirsiniz. Zararlı yerlere de girmezler. Yani çocukların girebilecekleri alanlar da kısıtlı açıkçası. Ma acaba? Bir de çocuklara sormak lazım. Artık bunlara kalmış yapacak bir şey yok. Yani hocam bu üreme konusunda şöyle bir challenge yapacağız şimdi sizinle. 15 saniyeniz var ve bu 15 saniyede üreme konusunu sıfırdan sonuna kadar çok hızlı bir şekilde anlatmanızı isteyeceğiz. Süre başladı şu an hocam, evet. Okey, hazırım. Sizin gibi çocukların neslini devam ettirmesi gerekiyor çocuklar. Bu yüzden de sizin üreme organlarınızı da sonuna dek kullanmanız gerekiyor. Peki ne yapacaksınız? Sonuna dek derken? Masaya vurma var orada bir ama yani. Burada elini masaya koymam gerekiyor. Şöyle bir vurmam gerekiyor. Süre doldu hocam. Masaya vurduğunuz an falan dolmuş olabilir aşağı yukarı. 15 saniye yetmiyor. Bu yüzden zaten üreme konusuna tam 6 saatimi ayırdım. Hocam aslında Türk milleti olarak yani gayet yeterli bir süre düşündüğümüz zaman bu 15 saniye ama burayı keser miyiz kesmez miyiz bilmiyorum Berkaycığım. Ben burada gerekli cümleleri kullanamadım biliyorsun. Çok bile olduğunu düşünüyorum yani. Yani birçoğumuz için evet. İfade etmek anlamında evet 15 saniye yetersiz ama eylemi gerçekleştirme anlamında birçoğumuz için yeterince uzun bir süre bence. Yani bu konuda yapamayacağım. Kusura bakmayın hocam sizi de zor durumda bıraktık galiba bu uygunsuz esprilerimizle. Elinizi vicdanınıza koyun. Konuşma başladığından beri benim elim vicdanımda ama kameralara yansımıyor bu. Bunu yanlış kişiye söylediğimi şimdi fark ettim. Hocam biliyorsunuz böyle internette son zamanlarda özellikle Twitter ve Instagram'da hanımlar seksi olduğunu düşündükleri fotoğrafı bana bilmediğim bir şey anlat caption'ıyla paylaşıyorlar. Ben de hem Berkay'a hem size bana bilmediğimden emin olduğunuz bir şey anlatmanızı isteyeceğim böyle pop-up bir şekilde. Berkay sen başla ben bir örnek alayım ya. For example yapalım. Yani bilmediğini düşündüğüm bir şey Sinan Özen miydi? Senin ağzını yerim ben şarkısını seslendiren sanatçı kızın. Sinan Özen'in. Aynı şarkıyı İspanyolca'da söylediğini bugün keşfettim. Evet. Ben biliyorum bunu. Bunu ben de biliyorum da. Quiero Comertus Labios hocam şarkının ismi. Yani biz Keçören'den çıktık yani. Benim Sinan Özen bayağı hayran olduğum bir sanatçıydı o dönemde. Kaseti falan vardı o albümün bende. Sonra single olarak böyle hem o şarkının akustik versiyonunu Senin Ağzını Yerim Ben artı Quiero Comertus Labios. Tabii Dace daha iyidir muhtemelen. İspanyolca ve diğer tüm dillere uzun zamandır hakim diye düşünmek. Evet kızların ağzını yeme konusunda da gerçekten o konuya da hakim olduğunu düşünüyorum. Allah'tan kurgu işi bende de nereleri atacağım bunu. Bir kahve vermediniz. Ben kendi kahvemi kendim içeyim bari. Afiyet olsun hocam. Hocam afiyet olsun. Sizin bilmediğiniz ve benim bildiğim bir şey olduğunu zannetmiyorum. Ciddi bir şey söyleyeyim mi ya? Çok ciddi de olmak istemiyorum ama yani. Bilimsel yani, diyorsunuz. Yani herhangi bir şey olabilir. Biz alelade bir sohbet yapıyoruz burada. Bunun bir sınırı yok hocam. Ciddiyet ve ciddiyetsizlik anlamında meşrebimiz geniş yani.
İki sene önce Samsun'da bir TÜBİTAK projesine katıldım ben. Tabii benim böyle normal kadınlar gibi burçlara falan çok ilgim yok biliyorsunuz. Hani ben öyle şeylere çok takılmam. Burcun ne? Yay burcu. Yay nasıl biri? İşte böyle yani. Ben buyum falan deyip geçerdim. Bir tane adam, abi nasıl hakim ama konuya böyle? Çok vakıf falan. Neden 12 burç var mı diyor musunuz falan diye soruyor. Dedim 12 takım yıldızı vardır herhalde. Ondan kaynaklanıyor falan derken. Efendim artık 13 takım yıldızı varmış. Bunu biliyor muydunuz? Artık bilmiyordum. Bu yeni bir bilgi benim için. Evet, yani şimdi evren kendi içerisinde sürekli bir döngü halinde olduğu için bu 13. takım yıldızı artık bizim görebileceğimiz yere gelmiş. Benim burcum değişmiş bu yüzden. Yılların yay burcuyum. Hadi artık bakalım. Hangi burca geçtim biliyor musunuz Baçe? Hangi burcu hocam? Yılan abi. Aa. Yıllar önce bunu düşünmüştük. Bu kadın olsa olsa yılan burcu olur demiştik değil mi Berkay? Bir şey diyeceğim de çok fena olacak demeyeyim. Ulan nereden soktun? Peki bir şey soracağım. Siz şimdi fen bilgisi öğretmenliği yapıyorsunuz yıllardır. Bilirsiniz bu konuyu. Bu kuantum falan yalan değil mi hocam? İyi düşünelim, iyi olsun falan. Böyle bir şey yok değil mi fizikte? Ya çok pis soru sordun şu anda. Kuantum nedir Daçecim? Karşılığı nedir? Kuantum insanın kendine yakışan ışık hızında hareket etmesidir. Kuantum parçacık fiziği demektir değil mi Daçecim? Biz Newtoncuyuz yani Newton fiziğine hayatımızı adamış. 1700'lerde kaldım diyorsun ya. Kuantum güzel ya. Ben inanıyorum şöyle ki taneciklerin insanları etkilediğine inanıyorum. Bununla evet hastalıkları yenildiğini, iyi düşüncenin insana iyi geldiğini, insanı dinç tuttuğuna inanıyorum. Mesela sizler çok pozitif çocuklarsınız. Bu pozitiflik herkese yansıyor. Senin şu anda yayınlayacağın cumartesi günün saat 9'da yayınlanacak olan bu programa izlediklerinde insanların yüzünde gülümseme yaratabiliyorsan bu kuantumdur zaten. Ben buna inanıyorum. Yani insanlarda gülümseme yaratabiliyorsan ya da enerjini onlara aktarabiliyorsan kuantum dediğin şey aslında tam olarak bu. Evet Daçı, kuantuma inanıyorum Daçı. Çok güzel, bravo hocam. Alkışlamak istiyorum şu an gerçekten. Bahçeli 7. caddenin dili olsa da konuşsa. Yani ben aslında Bahçeli 7. caddenin dili olmadığı için çok mutluyum. Çünkü ne hikayeler çıkar oradan var ya. Yani bir gün keşke dili olsa da konuk alsak programa Bahçeli 7. caddenin. Evet, senin açından düşününce öyle. Berkay daha ziyade dili olsa da öpüşsek diyen tarafta galiba. Evet, gerçekten şu karantinada her şeyin dili olsa da öpüşsek. 8. sınıflar bence yani 8. sınıf yaş grubu bu dünyanın başına gelmiş en kötü insan topluluğudur diyebilir miyiz yani? Değil. 7. sınıflar öyle artık. Ergenlik yaşı düştü. Bilmediğiniz bir gerçek anlatayım mesela. Amerika'da gerçekleşen bir durum bu. 5 yaşında bir çocuk sperm üretmeye başlıyor çocuklar. Bakın bilimsel bir gerçek. Alfaların alfası. Sonra doktora gittiklerinde doktor bunları deneysel bir çalışmaya davet ediyor. Bakın çok ilginçtir. Diyorlar ki çocuğunuzdan aldığımız spermle yine denek olarak kullandığımız bir kadının yumurtasını dölleyeceğiz ve hani gerçekten bebek oluyor mu diye bakacağız. Abi fotoğraf var, bulabilirsem size göndereyim. Kadın 25 yaşında denek olmayı kabul ediyor. Çocuğun spermleriyle kadının yumurtasını döllüyorlar. Fotoğraf şu, kadının kucağında bir bebek var. Bir de 5 yaşında çocuğun elini tutmuş vaziyette. Çocuğun babası 5 yaşında. İnanılmaz. Yaş farkını düşürdün. Çocuğunuzu arkadaş gibi onu biraz abartmış. Çocuğunuzla birlikte büyüyün. Bunu da bana bir tıp öğrencim anlattı. Fotoğraflarını gönderdi. Hocam bakın size çok güzel bir malzeme dedi gönderdi. Hani derste de anlatabileceğiniz. Malzeme diye gönderdi şey peki 5 yaşındaki çocuğun malzemesi mi yoksa bu haber bir malzeme olarak mı paylaşıldı? Haber malzeme anladım. Haber malzeme. Çocuğun malzemesi. Bu böyle 15 sene sonra kullanılır diye buzluğa atmış falan. Orada benim bir sorum daha var hocam. Hiç böyle şeye denk geldiniz mi? Böyle gerçekten o sapkınlığını, o enerjisini, ergen enerjisini tutamayıp da sınıfta sapkınlıklar yapan bir öğrenciniz oldu mu? Bizden sonra. Sizden önceki dönemde vardı biliyor musunuz? Çok ilginç bir biçimde. Ben de o zaman çok gencim ve yeni öğretmenim hatırlarsanız daha benim de ilk yılımdı yani. Yani sapkınlık demeyelim aslında. Yani artık böyle şeyleri dünyanın her yerinde normal karşılanıyor. Ben de normal karşılıyorum. Bu bir tercih. Beni alakadar etmez ama özellikle ergenlik döneminde çocuklarda bazı şeyleri merak duygusu çok fazla biliyorsun. Bir gün sınıfın bir tanesinin kapısı kapalı ama o saatte de ders yok. Nöbetçiyim ben de o sırada. Sınıfları geziyorum işte kapalı açık pencere varsa kapatıyorum falan çıkışa yakınız yani. Sınıfın kapısını bir açtım iki tane kız öğrenci. Yani uygunsuz bir halde yakaladım aslında ikisini de. İkisi de küçükler ama yani çok fena bir durumdu. Yani ben de şoktayım. İlk yılım dediğim gibi hani ne yapacağımı da bilmiyorum. Yaşıyoruz bu tarz şeyleri.
Hiç bize denk gelmez böyle şeyler Berkay. Allah belanı vermesin. Denk gelmesin zaten. Aslında sadece merak ettiklerini anladım yani açıkçası. Ve bu merak duygularını bu şekilde geliştirmemeleri ya da ilerletmemeleri gerektiğini anlatmıyordu. Gülmedi acı. İşte, ama gerçekten çok sıkıntılı bir durum yani. Kız kız olunca tabii sadece meraktan hani bir şey gelirse başa. Evet. Evet, evet. Diğer ihtimal en azından ortadan yani mümkün olmamış o durumda. Doğru. Hani, Allah'tan erkeklerle ilgili böyle bir şey başıma gelmedi. Rezil olurdu vallahi yani. Ne yapacağımı da bilmez. 2 seneyle kaçırmışız Berkay. Yapacak bir şey yok. JT eğitim kurumlarında başından geçen talihsiz olaydan bahset. Hocam sizi mozaikleyerek paylaşacağız bu kısmı. Kayahan'ın söylediği gibi. Yolu sevgiden geçen herkesle bir gün bir yerde buluşuyoruz. Çok keyif aldım ben, çok teşekkür ediyorum. Biz de hocam, bilmukabele. Profesör Doktor Süheyla Görgülü'yü konuştuk. Hocaların hocası. Ben kendim imam gibi hissediyorum hoca deyince. Benden de ne imam olur ama. Hocam renk kattınız, özellikle gömleğinizin ötesine geçmesini beklemezdim ben bu muhabbetin ama gerçekten hikayeleriniz şu an her şeyi gölgede bıraktı. Hepsini paylaşmayın da rezil olmayayım. İlk konuklu bölümümüzü bitirdiğimiz için kendimizi de alkışlayalım. Evet. Ben de sizi alkışlıyorum. Kanalınızda başarılar diliyorum çocuklar. Her zaman takip edeceğim. Bunu da söylemek istiyorum. Olacağım. Cumartesi akşamları ve çarşamba akşamları saat 9'da YouTube'dayız. Kanalımızın adı... Radula. Radula mı? Mı acaba? Radula güzel. Ne demek olduğunu bilmiyorum ama birleştirilmiş bir şey mi? Yok. Bunu ilerleyen bölümlerde açıklayacağız. Bu arada ilk video ile ilgili güzel yorumlar aldık. Özellikle burada karşıya geçirmeye çalıştığımız samimiyetimiz geçmiş bir şekilde. Ama tabii ki övülen şeylerden biri de kurguydu. Kurgu konusunda da çok destek olamıyorum ama Berkay çok emek harcıyor. Bu emeği de buradan belirtmek istedim. Ellerine sağlık dostum. Sağ ol kardeşim, teşekkür ediyorum. O zaman herkese buradan görüşürüz diyoruz ve... Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Görüşürüz. Bay bay.